Karaferya Gurme Restoran sunar. Sevgili izleyenler, bugün de yine Alaçatı sokaklarındayız. Evet değerli izleyenler, geçen hafta ressamların art workshopuna gelmiştik. Birazdan onları sergileyecekler, biz de hep birlikte göreceğiz. Sevgili izleyenler, bu güzel büyülüm mekanının işletmecisi Şaheser Birinci ile birlikteyiz. Merhaba Şaheser Hanım. Burada da çok güzel bir tablo duruyor. Siz de sanatla uğraşıyorsunuz zannedersem. Biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Doğuştan oluyor herhalde bunlar. Ben çok doktor olmak istemiştim ama doktorlarla sanatçıların beyni hemen hemen aynı oluyormuş. Çok sanata yatkındım çocukluğumdan itibaren. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunuyum. Bir senede seramik çalıştım. Hemen okulu bitirir bitirmez moda evimi açtım ve birkaç ülkede Türkiye'yi temsil ettim. Bizim modamızı ve sanatımızı tanıttım. Bu şekilde çok tatmin oldum, çok mutlu oldum. Yurt dışında sergilerim oldu. Alaçatı büyülü bir mekan. Bu bina da çok büyülü. Tüm sanatçıları ağırlamak istedik ve Özer Bey de bu konuda bize çok destek oluyor. Bu paylaşma adına. Biz de sanatçılarımızı misafir etmekle gurur duyuyoruz. Birlikte bir eksik olan taraflarımızı tamamlıyoruz. Çok güzel resimler yaptık hep birlikte büyük bir coşkuyla. Şimdi Alaçatı'da da sanatçılar ve sanatın gelişmesi adına faaliyetlerimiz olsun çok istiyorum. Bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi Alaçatı büyülü bir yer. Evet. Burada güzel bir seramik atölyemiz var. Orada heykel çalışmalarım oluyor. Burada daha çok resim sergilerini açıyoruz. Gelen otele misafirlerimiz de sanata doymuş oluyor bu şekilde. Bir nevi terapi yöntemi oluyor değil mi onların? Çok büyük bir terapi. İsteyene aynı zamanda tuvalim hazır, boyam hazır. Resim de öğretebiliyorum, gösterebiliyorum. Tüm güzel görmek istiyoruz. Hep birlikte yaşamak istiyoruz. Bu şekilde gidiyor Alaçatı'da. Rüzgar Bey merhabalar tekrardan. Bu art workshop sizce amacına ulaştı mı? Kesinlikle. Yani biz işçilerin diyelim biz konuda sonuçta işçiyiz, çalışıyoruz. Halkın sanatı tanıması ya da bir şekilde öğrenmesi için çok büyük çabalara ihtiyacı var. Bu sebeple bir süredir ortalama bir 10-15 yıldır sanatçı arkadaşlarımız yan yana gelip workshoplar düzenliyorlar, çalışmalar düzenliyorlar ve biz orada gidip halka bu işin tekniği, içeriği, içsel anlatımları nasıl dile getireceklerini, ifade hallerini anlatıp göstererek anlatıyoruz. Beğeniler alıyoruz. Tabii bu ifade etmenin bir yolu nasıl yapıldığını göstererek de hem biz kendi amacımıza ulaşıyoruz hem halka sanatı aslında tanıtıyoruz. Aslında dışarıdan izlenildiği gibi olmadığını, bunu yapanların da sıradan ve normal insanlar olduğunu, sadece daha duyarlı olduklarını, onlar için de çabaladıklarını anlatmaya çalışıyoruz.
Peki o zaman bu resmi yorumlar mısınız izleyenlere biraz? Son zamanlarda çok etkilendiğim çok önemli bir konu var, kadına şiddet. Aslında şiddetin her türlüsüne karşıyız ama kadına şiddete başta karşıyız. Çünkü onlar hepimizi büyütenler, bizi var edenler. Ben de kendi üstüme düşen görevi biraz daha bu workshop'u da değerlendirerek yerine getirmek istedim. Kadına şiddete dur diyor burada hanımefendi. Durdan ziyade sakınıyor modunda aslında. Gelecek şiddetten kendisini korumaya çalışıyor doğal bir içgüdüyle. Hiçbir insan ne yaparsa yapsın böyle bir yaklaşım hak etmiyor. Ben de bunu bu şekilde burada vurgulamak istedim. Empresyon bir tarzda yarı soyutlayarak. Hızlı olmasa bile de biraz işimi kolaylaştırıyor. Çok uzun uza diye insanları da sıkmadan. Rüzgar gibi hızlısınız. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Korkulu bakıyor, korkulu gözler. İzleyenlere belirtelim, bunu canlı performans olarak gerçekleştiniz. 30 dakikada yaptınız tuttuğunuz süresini. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Şimdi bu teknik zaten empresyon çalışmasıdır. Bu büyük fırça, küçük fırça şeklinde çalışılır. Ama genellikle tek tip fırçayla ve 2-3 renkle çalışılır. Ben daha yıllarca çizgi roman çizdim. Efendim kitap kapakları yaptım. Ondan mı kaynaklanıyordunuz tecrübeden? Tabii ki son derece deneyimli olmakla alakalı. Düşündüğünüzü bu şekilde bu kadar kısa sürede ifade edebilmek çok çok kolay bir şey değil. Ama teknik işi biraz daha tabii kolaylaştırıyor. Teknik çok böyle detay gerektirmiyor. Sadece pentöllerle ve 2-3 renkle yapılan bir çalışma. Kompozisyon beyinde başlıyor. Orada bir bitiyor önce. Sonra tuvalin üstünde hayat buluyor. Bir de en önemlisi sevgi diyorsunuz değil mi? Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Herkese sevgili ve mutlu yarınlar diliyorum. Peki Rüzgar Bey, az önceki resimle bu resmi aynı teknikle mi yaptınız siz? Aynı teknikte yaptım, sadece boya farkı var. O akrilik bir çalışmaydı. Bu yağlı boya bir versiyonu. Deniz benim bir arkadaşımın çok güzel ve değerli kızı. Resmetmekten de keyif aldığım bir çalışma oldu. Öyle. Canlı duruyor bir de. Evet. Evet, yüzü güzel, model güzel olunca resim de güzel oluyor. Teşekkür ederim. Peki onu akrilikle yaptınız. Bunu yağlı boyayla, fırça darbeleri farklıydı değil mi? Daha ince, yani fırçanın boyutu düştü, birazcık kaynaşma girdi işin içerisine. Biraz daha böyle canlılığa daha fazla önem verdik tabii ki. Şimdi güzel resminizin önünde duruyoruz. Çalışmalarınız bitti, şimdi sergilendiler. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Tabii ben önce bir haftaya içerisinde olan bu çalışmamızı çok mutlu oldum. Ayrıca bunu programlayan Özer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizi ağırlayan otelci arkadaşlarımıza, Yalçın Beyleri, diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii aynı zamanda Alıçatı'nın dokusunu, yaşamını, İnsan istiyor ki bir kez daha gelmeli ve burada ürünler vermeli. Tabii bu çalışmaların sonunda yorulduk demiyorum, zevk duyduk. Zevkle beraber verimli ürünlerimizi ortaya koyduk. Ve sonunda da böyle bir mekanda bunun sergilenmiş olması da hepimizi olduğu gibi bende de bir sevgi yarattı. Çünkü açık hava sergileri genellikle büyük kentlerde de var günümüzde. Alaçatı'da da böylece kendini, sanatçısını buradaki yaşayan insanlara tanıtmak, anlatmak, sanatla insanı bir yan yana getirmek açısından son derece güzel bir şey. Evet, bir Alaçatı hatırasının önündeyiz şimdi. Evet. Bir ay öncesinden Özer Bey'den bir davet alınca hem Alaçatı'ya olan merak hem de buradaki dostlarla buluşma adına böyle bir teklife evet dedik ve buraya geldik. 15 sanatçıyla beraber işte 6 gün içerisinde 2 tane boyutlu güzel bir sanat eserini Alaçatı'ya armağan ediyoruz.
Değerli izleyenler, şimdi Executive Chef Mert Yoncacılar ile birlikteyiz. Merhaba Mert Bey, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Mert Yoncacılar, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunuyum. 12 senedir bu meslekte çalışmaktayım. Bundan önce yurt dışında ve ülkemizde, İstanbul'da olsun, İzmir'de olsun belirli restoranlarda aşçı olarak çalıştım. Baş aşçılığını yaptım ve mutfak kurdum. Bir şeyi merak ediyorum, hemen keseyim. Neden gastronomi? Mesleği seviyorum. Eski küçüklüğümden beri aslında mesleği seviyorum. Bu da ailemin, annemle beraber küçükken yemek yapardık. Tabii bunun bir şakası da var benim arkadaşlarımla mutfakta çalıştığımız ekibimizde. İlk iki sene çalıştım üniversiteden önce. O zaman da Amerika'ya gittik. Orada çalıştım. Döndüğümde hukuk fakültesini istiyordum. Aşçılıktan ters. Fakat hukuk fakültesini kazanamayınca 9 Eylül'de Yeditepe Üniversitesi'ne de Ohio State Üniversitesi'ni kazandım. Yeditepe'yi seçtim ve oradan devam ettik ve aynı anda çalıştım. Valla konsept dünya mutfağı üzerine ama benim asıl kulvarım Fransız İtalyan mutfağı. Ve bunun içinde et de var. Bu sene et restoranı olduk. Birçok Girit mutfağından yani mezelerimiz de var. Ara sıcaklarımız ama genelde sıcak bakarsanız et. Peki o zaman şimdi bunlardan bahsedelim. Çok lezzetli görünüyorlar. Bunlar Girit dolması. Bu Girit dolması benim tasarımım. Bu Girit dolmaları hani birçok Girit dolması var farklı versiyonlarda. Bu benim tasarımım. Pesto sosla beraber bunu süslüyoruz. İsterseniz bu süsleyinler. Bir dahaki geldiğimizde en baştan yapım aşamalarını çekeriz. Bundan bahsedelim isterseniz. Bunlar humus, ortasında gevurda. Bu da benim konseptim. Hani içine ortasına bir gevurdağını koyuyoruz. Mutabbel var. Mutabbel daha çok Arap kökenli etle beraber giden bir meze. İlk defa duydum. Bir daha söyler misin? Mutabbel. Mutabbel. Ortasına da nar koyuyoruz. Şu an tam dönemi olmadığı için narı koymadık. Deniz börülcesi ve trikofteri. Trikofteri... Yunanca. Evet, trikofteri ve benim ekibimin geliştirdiği bir meze bu. Benden çıkmadı yani ve mükemmel bir meze. Aynen. Burada isli etimiz var. İsli ette bunu etimizi aslında rose beef diyebiliriz buna. Ama rose beef'i biz talaşta smoke bir tat yani füme yapıyoruz. Tütsünlenmiş yapıyoruz. Ondan sonra ortasında da endivyen ve lorosu. Üstüne de kendi sosunu, özel bir sosunu koyuyoruz. Bu kadar geniş bilgiye sahip olmanızı deneyim mi borçlusunuz yoksa kitaplar okuyor musunuz? Kitaplar okuyorum ama deneyim kesinlikle. Peki Mert Bey merak ediyorum bu restoranı diğer restoranlardan ayıran şey nedir sizce? Aslında en köken şey genç bir ekibimiz var. Çok genç hatta 17 ile 21 yaş. Bu ekipte benim kadrom. Dışarıda bir kere ben eğitimsiz aşçı almıyorum yanımda. Aynı zamanda eğitiyorsunuz onları. Yani eğitiyorum. Hem eğitiyorum hem de gençler. O yüzden hızlı bir ekibiz. Ve önemli olan aile olmak. Değerli sanatçı arkadaşlarım, değerli sanatseverler hepiniz hoş geldiniz. Bu sene Alaçatı'da düzenlemiş olduğumuz Art Workshop programımız bugün neticeleniyor. Bu sürede sanatçılarımızın yapmış olduğu eserlerin sergisini bir açılış kokteyliyle ve sanatçılarımızı bir teşekkür plaketiyle değerlendirmek istiyoruz. Tulga, Ara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım öğrencisiyim. Aynı zamanda resim çalışıyorum ve ciddi anlamda resmi çok seviyorum. Surrealist çalışıyorum. Merhaba Hüsnü Bey. Artık klarnet deyince ilk akla gelen isimlerden biri sizsiniz. Sizinle özdeşleşti. Bunu neye borçlusunuz?
Biraz aşkla alakalı sanırım. Hani eskiler der ya, bizim atasporumuz gibi. Bu da benim ata mesleğim. Bütün geçmişim neredeyse hep nefeste enstrüman çalıyorlar. Trompetle klarnet. Babam, dedelerim, akrabalarım, amcalarım hepsi neredeyse nefesli, yani klarnet ve trompet çalıyorlar. Bu bizim bir yaşam biçimimiz ama bunu tabii ki konservatuarla ve yurt dışı konserlerinde deneyimlerimle, edindiğim bilgilerle geliştirip bugünlere kadar getirdim işte. Peki neden klarnet? Neden klarnet? Dediğim gibi benim işte dedelerim ikisi de klarnetçi. Hüsnü dedem de, Fahrettin dedem de. Babam genlerde var. Tabii genlerde var, aynen. Benim oğlum da klarnetçi oldu işte mesela. Böyle babadan oğula geçiyor işte. Peki bugünkü workshop'un amacı neydi? Yani Türkiye'nin dört bir yanından sizin için geldiler. Biraz ondan bahseder misiniz? Çok bir araya gelemiyorum klarnetçi kardeşlerimle. İşte konserlere geliyorlar. Konserlerde de öyle kısa zaman ayaküstü sohbet muhabbet edemiyoruz. İşte birikimlerimi, tecrübelerimi, kendimce düşüncelerimi klarnet hakkında arkadaşlarla paylaşıyorum. Onlar da seviyorlar benimle bir araya gelmeyi. Bugün özellikle böyle Türkiye'nin klarnet adına, hatta nefesli enstrümanlar adına kalesi olan bir yerdeyiz. Akınarı Nefesli Sazlar'da. Güzel ilk defasını yaptık. İnşallah bundan sonra Aydan hocamla beraber devamı gelecek inşallah. İnşallah. Peki önümüzde ne gibi projeleriniz var, izleyenler de izlesin şimdi? Taksim Trio ile yine yurt dışı konserleri devam ediyor. İlhan Erşahin'le de. Hakan abiyle, Hakan Altun'la bir projemiz var. O devam ediyor. Cafer Yusuf'la beraber. Yani aslında hep böyle farklı projeler var ama en net olan şu anda elle tutulur yeni albüm hazırlıyorum işte. Normalde daha birkaç ay öncesine çıkarmaya söz verdim ama biraz sıkı bir çalışma yapmak için geç olsun da güç olmasın diyoruz. Sanırım büyük ihtimal Eylül'e kadar çıkmış oluruz. Kısa bir süreçte yani. İnşallah. Amerika'nın dünyaca ünlü şelalesi olan Niagara Şelalesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırları arasındaki bölgede yer alan Niagara Nehri üzerinde bulunmakta. Nehrin adının yerli dilinde düz anlamına gelen Onguira kelimesinden geldiği rivayet edilmekte. Niagara Nehri üzerinde bulunan şelaleler arasında 3 ayrı şelaleden oluşmakta. Horseshoe Fall, American Falls ve Bridal Veils Fall olarak ayrı ayrı isimlendirilen bu üç şelale ile birlikte Niagara Şelaleleri olarak da isimlendirilir. Niagara Şelalesi dünyada ters akan tek şelale olma özelliğini taşımakta. Şelalenin ters akma durumu olağanüstü bir doğal akışın tezahürüdür. Şelaleden akan suların taşlara çarptıktan sonra geri dönmesiyle oluşan bu ters akışın dünyada bir örneği daha bulunmamakta. Kuzey Amerika'da yer alan en büyük şelale olan Niagara Şelalesi, yılın her dönemi çok yoğun turist akınına sahne olmakta. Doğal güzellikleriyle bir turizm cenneti olan Niagara Şelalesi, aynı zamanda önemli bir elektrik üretim merkezi. Niagara Nehri çevresinde Nikola Tesla tarafından yapılmış bir hidroelektrik santrali bulunmakta ve bu santralden üretilen elektrik Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kullanılmakta. Sevgili izleyenler, şimdi Sabancı Kültür Sarayı'ndayız. Yeniden bir resim sergisi geziyor olacağız. Birazdan hep birlikte göreceğiz.
Değerli izleyenler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Karaferya Gurme Restoran Cumartesi Pazarı sundu.